Manşete hoş geldiniz. 12 Eylül'ün 43. yıl dönümü. 43 yıllık deli gömleği. Bugün yurtta sıkı yönetim ilan edildi, ordu yönetime el koydu. Hürriyet gazetesinin unutulmaz yıldırım baskısı. 12 Eylül deyince mutlaka bu yıldırım baskıyı belgesellere, dokümanlara, tezlere neyse koymak icap eder. Peki 12 Eylül bugün özellikle sosyal ağlarda kimi insanların iddia ettiği veya söylediği gibi bütün kötülüklerin anası, bugünlerin anası mı? Bana göre değil. 12 Eylül Türkiye tarihinde, yakın Türkiye tarihinde önemli kırılma noktalarından biri. Bir tür viraj, bir tür hani milat diyeceğim ama milat tek oluyor, unik. Yani bir milat koyuyorsunuz, öncesi ve sonrası var. E, milat demek doğru değil. İngilizce'de milestone kelimesi var. Yani önemli bir köşe taşı. Bu daha doğru 12 Eylül açısından. Şimdi 12 Eylül'ü bugünkü bütün kötülüklerin anası olarak koyduğunuzda yani ondan önceki 12 Mart'ı nereye koyacağız? 27 Mayıs'ı nereye koyacağız? Katliamları, sivil toplum hareketlerini nereye koyacağız? Oraya kadar her şey güzeldi. 12 Eylül her şeyi berbat etti ve ondan sonra hala toplamaya çalışıyoruz. Bu çok doğru bir analiz değil. Bana göre bugün bütün kötülüklerin anası 12 Eylül de değil. Bana göre bugün bütün kötülüklerin anası şu anda özellikle şu son 7-8 yıldır yaşadığımız darboğaz ve içinden çıkılmaz hal 15 Temmuz'a dayanıyor. 15 Temmuz'u yok sayarak, 15 Temmuz'u iptal ederek, 15 Temmuz'u görmezden gelerek, 15 Temmuz'u araştırmayarak, sorgulamayarak didik didik etmeyerek 12 Eylül'ü aydınlatsanız ne olacak? 12 Eylül bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılsa her şey bitecek mi? Bana göre 15 Temmuz. Yani bugünkü kötülüklerin, bugünkü sürecin anası, temeli, milestone'u, köşe taşı, miladı eğer koyacaksak 15 Temmuz. Ve elbette 15 Temmuz'a gelinen süreçte yaşananları atlamayacağız. Özellikle 2013 Gezi eylemi, sonrasında 17-25 Aralık soruşturmaları ve sonrasındaki süreci. 15 Temmuz 2016'ya geniş bir parantez açacağız, irdeleyeceğiz ve sonrasında adım adım e, bugünkü sistemin, rejimin, düzenin nasıl dizayn edildiğini ve nasıl rejimin taşlarının döşendiğine birlikte bakacağız. 12 Eylül 1 milyon 683 bin kişi 12 Eylül'de fişlenmiş. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış. 7 bin kişi için idam cezası istenmiş. 517 kişiye idam cezası verilmiş. Ve bunun 50'si asılmış. Şimdi rakamlara baktığınızda işte 15 Temmuz'dan sonra inşa edilen süreçle benzerlik görülüyor. Fişlemeler, açılan binlerce dava, yargılamalar ve şimdi idam cezası yok ama müebbet verilen müebbet hapis cezaları var. Devam. 385, 88 bin kişiye pasaport verilmemiş. Pasaport iptalleri. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atılmış. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılmış. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt gitmiş. 300 kişi kuşkulu şekilde hayatını kaybetmiş. Faili meçhul de 171 kişinin işkenceden öldüğü belirlenmiş. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklanmış. 23.677 derneğin faaliyeti durdurulmuş. 3.854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verilmiş. Ve 299 kişi cezaevlerinde yaşamını yitirmiş. Şimdi bu rakamlara baktığınızda çok tanıdık geliyor değil mi? Bunlar 12 Eylül'ün rakamları. Bu rakamların benzerleri, bu rakamlara yakın rakamlar tespit edildi ne zaman? 15 Temmuz 2016'dan sonra. Bazı şeyler olmadı mesela yurttaşlıktan çıkarma gibi. Niye? Çünkü yani bunu çıkardı 15 Temmuz rejimi fakat uygulamadı. Niye? İşine gelmeyeceği için. Niye? İşte iade talepleri vesaire işte uluslararası dengeler. Ben bunları yurttaşlıktan atarsam Türkiye dışına çıkan insanları yurttaşlıktan atarsam haklarında bir talepte bulunamam falan diyerek de. Yani dönemin konjonktürü gereği böyle davrandı. Ama 40 sene 50 sene önceki konjonktür olsaydı hiç düşünmeden atardı. buna, buna emin olabilirsiniz. 12 Eylül böyle bir rejim, ordu yönetime el koydu. Amerika Birleşik Devletleri gizli diplomatik belgelerinde 12 Eylül darbeşi. BBC Türkçe'nin yakın tarihte bir e, haberiydi bu. İş adamlarının çoğu havalara uçuyor, birkaç aydın dışında itiraz eden yok. Çok tanıdık geliyor değil mi? BBC Türkçe'de İrem Köker imzalı bu haber 13 Eylül 2018'de yayınlanmıştı. 5 sene önce. Lütfen okuyun. Çok güzel tarihi belgelere, tarihi tanıklıklara dayanan bir haber. Lütfen bakın, takip edin. Evet. Darbeciler, 12 Eylül darbecileri 2010'dan sonra açılan 12 Eylül davasında yataklarında yargılandılar. Her ikisi de 90'lı yaşlarındaydı. Tahsin Şahinkaya ve Kenan Evren. Kenan Evren darbenin bir numaralı lideriydi. Tahsin Şahinkaya da dönemin hava kuvvetleri komutanıydı. Diğerleri hayatta değildi. Hayatta olsalardı yargılanırlardı. Ama e, darbeciler yataklarında öldüler. Tamam rütbeleri söküldü. Fakat e, herhangi bir şekilde e, bu 12 Eylül darbesinden sonra içeride olan, e, yargılanan, e, hapsedilen veya ne bileyim yaşayan bir kişi yok şu anda. Evet. Yıllarca dosya rafta bekledikten sonra bu konuda harekete geçen savcılar sürüm sürüm süründürüldükten sonra açılan bir davaydı bu ve bir e, siyasi bir davaydı esasen. Yani AKP'nin e, tamamen göstermelik olarak açtığı davalardan biriydi. E, i̇dam ve işkence dosyaları duruyor ve onlar da e, işkenceciler bir kere bile ifade vermediler, yargılanmadılar ve halen hayatta olan var, ölen var ama itibarları durduğu yerde duruyor. Bir yönüyle 12 Eylül yargılanmış değil. Her ne kadar işte biz yataklarında yargılanırken veya işte 12 Eylül davasına video bağlantısıyla bağlanan veya ifade veren Kenan Evren'i Tahsin Şahin Kaya'yı izledik ama durumlarda çok fazla bir değişiklik yok. 43 yıllık deli gömleği lafını nereden aldığımı gördünüz mü şimdi? Bu sabah gazetesinin bugün birinci sayfası. 43 yıllık deli gömleği ise madem yani şu anda bir deli gömleğiyle mi ülke idare ediliyor? Yani bunu da geçeceksiniz. Defalarca değiştirildi bu anayasa. Ve en son değişiklik 2017'de yapıldı. Ve anayasa her değiştirildiğinde... Her anayasa referandumunda ya da oldu birkaç kere her anayasa referandumunda ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli çoğunluk sağlanarak yapılan değişiklikte işte tamam bitti bundan sonra tamam falan işte yeni anayasa falan diye sunuldu. Fakat aradan birkaç sene geçti ve yine mevcut siyasi hedefler doğrultusunda darbe anayasası denmeye başlandı. Şimdi Yavuz Donat gibi artık 80'i geçti mi bilmiyorum koskoca bir ömrü heder gazetecilerde de bunun goygoyculuğunu üstlenmiş durumdalar Elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır. Hayır elimizdeki metin darbe anayasası değil. Tamam mevcut anayasasının anayasanın kapağında 12 Eylül 1982 yazıyor ama defalarca değiştirildi. Avrupa Birliği uyum yasaları sonrasında çağın gereklerine göre AKP döneminde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de referanduma gidilmek suretiyle defalarca değiştirildi. En az 3 üç, üç referandum hatırlıyorum ben 2007'de, 2010'da ve 2017'de. ...ama işte aklımızla dalga geçiyorlar... ...bir de tabii Erdoğan bu lafı söylerken... ...anayasa sempozyumunda konuşmuş... ...ulucanlar cezaevinde... ...böyle sembolik mekan, mekanları seçiyorlar... ...ve böyle sembolik laflar ediyorlar... ...doğru bir şey de söylüyor... ...diyor ki işte anlatıyor anlatıyor... ...kağıt üstünde iyi metinlere sahip anayasaları olup da... ...demokrasiden uzak uygulamaların sürdüğü ülkeler... ...var diyor... ...Türkiye'yi tarif etmiş... ...esasen <laughs> Erdoğan kendi laflarıyla kendini yargılıyor... ...sadece böyle bakıp gülüp geçeceksiniz... ...dönelim... Sezgin Tanrıkulu hadisesine. Şimdi Sezgin Tanrıkulu bunu söylemişti. TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. 12 Eylül'de darbe yapan bu ordu değil mi diye sormuştu. İşte helikopterden köylülere atan filan ve bunun Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da sabit olduğunu anlatmıştı. Yani söylediği sözlerin dayanakları da mahkeme kararlarıydı ama linç yedi yediyor. E, yemeye devam ediyor. En son işte Tayyip Erdoğan da hedef, hedef göstermiş. E, cezasız kalmayacak demiş filan. İşte Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakın zamanda muhtemelen bir e, fezleke gelecek ve oylanacak. Ve orada da korkarım bu kelimeyi sevmiyorum ama kullanacağım çünkü başka bir kelime aklıma gelmiyor. Başka bir kelime karşılamıyor şu anda. Dokunulmazlık kaldırılacak. Tıpkı Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi, tıpkı daha önce dokunulmazlığı kaldırılanların başına geldiği gibi yaka paça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden mahkemeye çıkarılacak ve cezaevine konulacak. Öyle görülüyor. Süreç böyle. Maalesef sahip çıkan yok. Yani genel başkanı bile her şeyi çok iyi bildiği halde TSK bizim göz bebeğimizdir dedi. Sonra ertesi gün attığı tweette iktidarını 12 Eylül'e boşlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz dedi. Darbeyi kim yaptı? Türk Silahlı Kuvvetleri. Senin gözbebeğin. Yani... Bir insan kendiyle bu kadar çelişir ama Kılıçdaroğlu ee, artık e, lafları, sözleri kritik edilecek bir noktada değil. Erdoğanlaştı, yani bir yönüyle e, laflarıyla, sözleriyle döndündür bugün bugündür. Sivil darbeci rejimler de elbette hesap vermeye mecburdur. Yani hem hesap vermekten, hesap verilebilirlikten bahsediyorsun, hem de bir gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gözbebeğimizdir diyorsun. Bir kişi sahip çıktı Sezgin, Sezgin Tanrı kuluna e, Gürsel Tekin. Ve başka da görmedim. Gerçekten görmedim. Tayyip Erdoğan'ın 1991 yılında Erbakan'a sunduğu Kürt raporundan bazı satırlar paylaşmış sosyal ağlarda. Ve işte anlatıyor yani görüyorsunuz. 1985'te başlayan PKK saldırıları, PKK terörü, özel timin bölgedeki uygulamaları, insanlara bölgede gerektiğinde bok bile yedirildiği, bunu Tayyip Erdoğan'ın raporundan aktarıyor. Devletin kontra gerillasıyla, özel timiyle harcadığı trilyonlarca lirasıyla, köy kuruculuğuyla falan. Işte, bu şekilde gel geliyor. Yani direkt de sahip çıkmıyor da işte neticede atıfta bulunuyor. Yani son dönemin tartışmalarına buradan bakarak diyor ki yani Sezgin Tanrı Kulu na biraz fazla yüklenmiyor muyuz? Fakat Ertuğrul Günay daha ortadan, kitabın ortasından konuşmuş. 1985'te Ecevit CHP'ye itirazını sorduğumda CHP'nin refleksleri devletçidir demişti. 1985 kendi tanıklığını anlatıyor. Yaklaşık 40 yıl önce. Bir kriz anında millete dönmez devlete döner. Bülent Ecevit'in CHP analizi. Ki Bülent Ecevit kimse bilmez ya da genç nesil bilmez hatırlamaz. Bülent Ecevit 1981 tarihinde yanılmıyorsam 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk istifa ediyor. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül yönetimi tarafından kapatılıyor. Yani CHP kapatılmadan 12 Eylül'den sonra önce CHP kapatılmadan önce 12 Eylül idaresince kapatılmadan önce Bülent Ecevit arkadaşlarıyla beraber CHP'den istifa etti. İşte Ertuğrul Günay'ın kastettiği o. 1985'te CHP'ye itirazını sorduğumda CHP'nin refleksleri devletçidir diyor. Bir kriz anında millete dönmez devlete döner. Sonra devam ediyor Ertuğrul Günay. Sonradan derin CHP'li olarak kendisi de benzer davrandı diyor. Tanrı kulu olayında CHP'nin tutumunu görünce anımsadım. Evet. Durum bu. Ve maalesef e, gelinen noktada e, bir arpa boyu yol kat edilebilmiş değil. E, Türkiye 12 Eylül'deki TSK ile hesaplaşıyor veya hesaplaşmaya çalışıyor sözüm ona. Ama... 2016'daki, 2020'deki, 2023'teki TSK gözbebeğimiz oluyor. Yani bu ikisi birbirinden ayırmak gerekiyor ama neyi neye nereye koyacaksın ki? Maalesef bir anayasa geliyor, gelecek ve herkes bu zokayı yutmuş, yutuyor, yutacak. Öyle görülüyor. Bir güncel tartışma da Fatih Erbakan'a atfedilen laflar ki yeniden Refah Partisi bunu yalanlamış. Fatih Erbakan'a aitmiş gibi gösterilmeye çalışan ifadelerin genel başkanımızla ilgisi bulunmamaktadır diyor. Keşke ifadeyi de yazsalardı veya en azından neyle ilgili olduğunu bunu söyleselerdi işte şeriatla ilgili falan falan deselerdi dememişler ama dün zaten Fatih Erbakan'ın dolaşımda olan lafı buydu. Şeriatı halk istiyor halkımıza soralım bakalım istiyorlar mı şeriatın gelmesini. Şimdi bu Fatih Erbakan bunu söylemediğini partisi aracılığıyla ifade etmiş, yalanlamış. Ama bu laf var. Yani bu böyle bir düşünce var. Ben çok iyi anımsıyorum. Oğuzhan Asiltürk, Kırmızı Koltuk programında Star TV'de yayınlanan uzun yıllar önce, belki 25 sene, 30 sene oldu. Refah Partisi iktidara gelmiş miydi? Hemen önce miydi? Bir soru üzerine demişti. Halkın %70'i şeriat istiyorsa şeriat gelir elbette demişti. Yani bu kafalarda var. İslamcı kafalarda var bu. Ee, soru şu o zaman. Halk beğenmediği zaman Vazgeçtiği zaman şeriatı gönderebilir mi? Şeriatı getirdikten sonra. Tıpkı beğenmediği lideri veya partiyi gönderebilen halk beğenmediği şeriattan vazgeçebilir mi? Bunu size getirene, bu lafla gelene bu soruyu sorun. Bakalım ne diyecek? Ayrıca e, halk bir bütün değil. Parçalı. Yani herhangi bir şeyi istemesi, herhangi bir şeyi kabul etmesi veya reddetmesi. Yani ben mesela Avrupa Birliği referandumlarını da eleştiriyorum. Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim halk referandumu. İngilizler girelim demiş. 1974'te girmişler. 2016'da çıkalım dediler çıktılar. Girmek doğru muydu, yanlış mıydı bilmem 1974'te. Ama girdikten sonra çıkmak yanlıştı. Ve şimdi hala sonuçlarıyla karşı karşıya ve Çıkış referandumunda yani Brexit referandumunda verilen karar 7 yıldır tartışılıyor ve içinden çıkılamadı hala. Bu karar halka sorulmalı mıydı? Halkın bir bütün olarak e, karar verebileceği bir mesele midir bu? Halk bütün boyutlarıyla bu konuya Avrupa Birliği ile yaşam şu bu bilmem ne bu politik karara, bu ekonomik karara, bu stratejik karara katılmalı mı? Halka sorulmalı mı referandum? Yani o açıdan e, siz... E, halka soracağınız şeyler var sormayacağınız şeyler var bu soruyla gelene onu sorun halk beğenmediği zaman şeriatı gönderebilir mi? soru bu okula başlama maliyeti gerçek gündem bu ne öbürü ne öbürü ki iyi partililer andımız tekrar e, gelsin falan diye eylem yapıyorlar ya mesele ant mı? mesele bir Atatürk büstüne işte boyalı saldırı mı? kocaman gazete manşetleri bunlarla çıkıyor mesele bu gerçek gündem bu Heykellerin üzerinde tepinmek, okullara yeni andığımız tekrar gelsin filan bunun üzerinde tepinmek değil. Gerçek gündem bu. Okula başlama maliyeti %654 artmış. Gerçek gündem bu. Bunun konuşulması, bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor. Tayyip Erdoğan G20'den dönerken Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan yeni hattı, tarihi koridorun imzalar atılmış. Ya bu da burada Türkiye'de olmalı demiş. Geçti borun pazarı 500 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dünya buraya gidiyor ve Türkiye bunu konuşmuyor. Hindistan'da Mumbai'den başlayan hat, yerüstü ve yeraltı hattı, tren hattı, hızlı tren hattı, boru hattı hepsini içeriyor. En az 500 milyar dolarlık bir yatırım. Dubai, Riyad, Ürdün, İsrail, Yunanistan, Pire Limanı üzerinden Hamburg'a çıkıyor Almanya. Olay bu. Peki neden Türkiye'den geçmiyor? İran'dan geçemez de ondan. Aslında doğru olan karadan e, Hindistan üzerinden yola çıkıp Pakistan'ı, İran'ı Türkiye'yi de kapsayacak şekilde bu hattın yapılması. Coğrafi açıdan böyle. Fakat Hindistan can düşmanı Pakistan'dan böyle bir hattı geçirmez. Dünyada gene Pakistan olsa bile İran'dan geçmesine izin vermez. Türkiye'ye sıra gelene kadar... İran ve Pakistan vetosu var. Diyelim ki aşağıdan yürüttünüz. Birleşik Arap Emirlikleri. Oradan Irak Türkiye üzerinden yürütseniz. Veya işte Riyad, Ürdün, İsrail üzerinden değil de Mersin üzerinden falan yürütseniz. E, Türkiye dışlandı. Türkiye artık o ligde, o ekonomide, o co-stratejik e, noktada değil. İstediği kadar Türkiye lideri şu anda isyan etsin, itiraz etsin. Hayır. Böyle bir koridor kuruluyor. Ve biz dünyadaki bu gelişmeleri düzgün okumalıyız, düzgün bakmalıyız, doğru bakmalıyız ve Türkiye nerede hata yapıyor, nerede kaybediyor, nerede olmalıydı, nerede olmamalıydı, gerçekten yeri neresi? Bunlar konuşuluyor mu Türkiye televizyonlarında? Andımız tekrar geri gelsin. Atatürk üstüne boyalı saldırı. Öte taraftan Amerika Başkanı Biden G20'den sonra Vietnam'a gitti. Niye? Hint Pasifik bölgesinde ittifak arayışı. Çin'i yalnız bırakmak. Vietnam'la bir stratejik ortaklık. Ho, yani kabul edelim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa. Amerika gittiği herhangi bir yere, herhangi bir çıkarmada Irak, Afganistan, Vietnam sıralayabilirsiniz. Kan ve gözyaşı götürdü. Ne demokrasi götürdü. Çıktığında ne demokrasi vardı, ne barış vardı, ne de bir istikrar vardı. İşte Afganistan örneği ortada böyle bir tarihi gerçeklik var ve bu durumun aksi bir örnek yok. Fakat şu anda atılan bütün adımlar, stratejik şu anda atılan bütün adımla, adımlar, kendi ülke, ülkelerin kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda ve kendilerine göre akıllıca adım atmaya çalışıyorlar. Yükselen Hindistan, Çin, Rusya neyse, ekonomik tehdidi karşısında yeni ortaklar, Pasifik'te yeni ortaklar bulma amacındalar. Yani Vietnam ziyaretinin amacı bu. Yoksa Vietnam Savaşı ve sonrasındaki işte efendim Amerika'nın e, günah çıkarması falan manasına değil. Evet. Böyleyken böyle. 12 Eylül'le başladık nereye geldik? Ama e, okumalı, araştırmalı ve kıyaslamalıyız, karşılaştırmalıyız. Tarihi, tarihi gerçekleri sonuçlarıyla. Ve günümüze böyle bakmalıyız. Ve günümüzde yaşanan olaylara olayların önün arkasına ve hangi perspektifle el alındığına bakmalıyız Ancak ancak bu şekilde yol bulabiliriz ve ileriye doğru bir ufuk açabiliriz bir vizyon ortaya koyabiliriz Bu önemli. zaten bunu hatırlatmamın bu hatırlatmaların nedeni de o Türkiye'de her askeri darbe sivil darbe fark etmiyor ülkeye 10 yıl, 15 yıl 20 yıl kaybettirdi. Hele sonuncusu hepsinin toplamı kadar kaybettirdi Ama, Toparlanma şansı, toparlanma ümidi, umudu yok mu? Evet, halen, halen var. Aklımızı başına, başımıza toplayabilirsek. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.